Merhaba sevgili seyircilerimiz. Bugün Söke'de motor firmasına konuk olduk. Motor Sent'i ve yıllardır güzel hizmetleri olan da bir yer firma kurucusu Mutlu Bey yanımızda. Bakalım bize neler aktaracak. Mutlu Bey merhaba. Merhabalar. Öncelikle bizi yoğun temponuzla ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Söke bölgesinde çok da sevilen bir karaktersiniz. Aslında farklı da bir sektörden gelmişsiniz. Biraz sonra dinleyeceğiz sizden de. Faaliyet ve hizmetlerle ilgili sohbet devam edecek ama önce siz tanıtalım mı? Nasıl başladı efendim firmayı kurmak? Bu hikaye nasıl başladı? Kendinizden de önce başlayarak lütfen. Tabii ki de. İsmim Mutlu, soy ismim Gündüz. Daha önce üniversite, lise, otomotiv sektörü üzerine kuruldu. Yani o şekilde okudum. Ama işimiz ters gittiği için kokoreç dükkanı açtık. Yemek sektörü, öyle söyleyeyim. Onu da tattık, çok da lezzetli. Evet. Onu da buradan duyuralım. Aynen öyle, evet. Ondan sonra abimle beraberdik. Ben buraya geçtim. Tekrar motor mesleğime tekrar geri dönmek için. Tutku sanıyorum sizde bu. Tutku diyelim, aynen. İki teker her zaman tutkudur zaten. Burada böyle bir açıklık vardı ve kurdunuz. Evet, böyle bir yere ihtiyacı vardı Söke'nin. Şimdi motor diyoruz Mutlu Bey ama motoru da içinde bulunduran alanı çok geniş. Sizdeki hizmetleri biraz açmak istiyorum izleyicilerimiz açısından. Tabii. Sizden yararlanmak isteyenlere burayı kapıları açıldığında ne tür hizmetler var? Biraz açalım mı hizmetlerimizi? Yani nakliye hizmetimize kadar hepsi var. Hani yolda kalma durumunda ben her yere gidebiliyorum yani. Bursa'dır, İstanbul'dur, her yerden motor alıp geldim yolda kalan. Tüm bölgelerde. Tabii. Araçlarımız, şeylerimiz var. O şekilde servis hizmetiniz tabii var. Tabii ki de servis. Motor marka fark etmiyor. Bisiklet. O yani motoru olan her türlü motor. Yedek büyük, parça küçük diyebiliriz. Tabii biraz yedek parçamız da var. Hepsi var. Satışı var değil mi? Tabii ki de. Şimdi bakıldığında tabii ki hizmet sektörü. Ve hizmet sektörü çok zor bir sektör. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama dışarıdan çok kolay görünse de mesleğiniz ve sektörünüz aslında hataya mal vermeyen bir iş kolu. Tabii yanlış de yapıldığında birçok hatayla mal verilebiliyor. Bu anlamda firma olarak hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani müşteri memnuniyeti. Başka yani çok hata yapmamaya çalışıyoruz. Yani bir civata sıkılmadığı zaman tabii ki de büyük sonuçlar karşımda kalabiliyor. Hatalar olur, ürünler olabiliyor. Tabii ki de ürünler. Motor bizim evet çok sevdiğimiz bir şey ama aslında çok da korkarak da alım satımı yaptığımız, evet, alışını yaptığımız ve korkarak da bindiğimiz bir yer. Aslında korkulacak bir şey midir ve bunun önemleri neler? Hayır, tabii ki. Kesinlikle hayır. Motor yani en güvenli araçlardan biridir aslında. Sadece dikkat gerektiren, hani üzerine bindiğinde onun tabii ki de ayarı yok ama sadece dikkat. Başka bir şey değil, bilinçli olmak. Ekipmanlarınızı düzgün kullandığınız sürece hiçbir problem. Bizler çoğu zaman diğer sektörlerde olduğu gibi ne yazık ki uygun fiyat politikasına aldanarak merdiven altı yapan yerlerden de hizmet alabiliyoruz. Çoğu zaman anlamıyoruz nasıl olduğunu ama tüketicilere bu anlamda önerileriniz nelerdi? Neye dikkat etmek durumundayız bizler, sizler gibi firmalar seçerken? Ya hani aslında çok fazla bir şeye dikkatli değil de bilindik, seçildik bir yer. Referanslar tabii olsun. Tabii referansla ne bileyim ustaların tabii ki de o da çok önemli. Geçmiş olması yani bizim çoluk çocuk dediğimiz tayfalara yaptırmamak doğrudur. Araştırsınlar iyicene ve iyi ustalara teslim etsinler geçmiş kendini. Geçmiş olan yerlere. Peki size gelen bir motoru ne kadarlık bir sürede çözümleyip gönderebiliyorsunuz buradan? Bende parçası olup da bir günü geçmiş bir motor yoktur. Bende yani usta sayısı da fazla olduğu için burada 4-5 kişiyiz. Hani 2-3 tane de çırağım var. Çok şükür. O yüzden hızlı bir şekilde çıkar. Diğeri biri bitmeden diğerine geçilmez. Aynı anda kaç tane motora yer verebilirsiniz? Şu an aynı anda 3 tane. 3 liftim var. 3-4 tane yapılabiliyor. 4 kişi de aynı anda yapabiliyor. Dükkanın tabii müsait olmasıyla alakalı. Peki farklı hizmetleriniz var mı? Yani gidip yerinde alıp Tabii ki de yerinde de tamir yapabiliyoruz. Olabilecek bir şeyse değilse atıyoruz arabamıza burada yapıyoruz. Harika. Peki şimdi sizler gibi çok firma olduğunu görebiliyoruz çevremizde. Sizde var burada. Herkes kendi kalitesinden bahsediyor haliyle ama neden size gelinmeli? Diğerlerinden farkınız ne? Neden tercih edilmelisiniz sizce? Neden bize gelinmeli? Gelip görmeli bence. Farkı öyle anlayabilirler değil mi? Hizmet almadan anlayamazlar. Şöyle söyleyeyim hani parça değişikliği yapıldı yapılmadı, kamera sistemidir, kayıttır, her şey mevcut. Hani her şey göz önünde yapılıyor, en güzel o. Buradan oturup izleyebiliyor yapılan işi, her şeyi görebiliyor yani. Siz para kaygısı olmadan müşteri memnun olarak da çalıştığınızı görebiliyoruz tabii bizlerde. Ve çok severek yapıyorsunuz işinizi de, gönül verdiğiniz gözlerinizden çok belli. Yoksa olmaz. Başarı tesadüf değil bu anlamda. Ama tabii başarı yalnız olmuyor. Ekip de var arkanızda. İllaki. Kaç kişisiniz efendim? Şu an 4 kişiyiz. Çalışma saatleriniz nelerdir? Çalışma saatlerimiz sabah 8, akşam 7. Peki buraya gelen bir motoru belli kriterleriniz var mı alırken? Şu şekilde olduğu zaman almıyorum ya da alıyorum dediğiniz var mı? Yani genelde plakasız, ruhsatsız olduğu zaman
almama taraftarıyız. Yani öyle ciddi şekilde. Bir şekilde kurumsal bir bilgi ruhsatını alırsan, plakası yoksa üzerinde ruhsatını alıp o şekilde. Sektörünüzle ilgili sıkıntılar var Mutlu Bey? Yok, bir problem. Yani mutlusunuz burada. Tabii ki de. Sektör bölgesinde. Peki, şunu sormak istiyorum. Bir iş yeri kurmak çok zor. O günlere geri götüreceğim sizi. Burayı kırmış olduğunuz zamana. Biz biliyoruz ki aradaki zorluğu siz yaşadınız. Biz şu an kurul düzen görüyoruz. Neler yaşandı? Bugüne kadar neler değiştirdiniz kaçınızdan bu yana? Şu anki yere gelmeyi hayal eder miydiniz? Ya tabii ki de. Hayallerimiz hatta daha yüksek. İnşallah ki daha iyi yerlere geliriz. Mesela liftsiz başladım. Hiçbir liftim, hiçbir aletim neredeyse yarım yamalaktı. Şu an çok şükür malzemem de, yedek parçam da, hatta bir iki lift daha geliyor şu an. Daha yoldalar. Belki bugün, belki yarın gelir. Yani öyle öyle büyütüyoruz. Siz sürekli araştıran, gözlemleyen, teknolojiyi tabii burada kullanan, eksiğimiz neyse, cihazımız, o bu, hepsi bu sene inşallah Allah'ın izniyle hepsi peki, tam olacak. Hayal hedef bitmiyor elbette ama var mı peki farklı projeler? Sizler gibi insanlar keşke her yerde olsa diye biz içimizden geçiriyoruz. İzleyicilerimiz hak vereceklerdi. Farklı proje değil. Büyütmek hani, gibi mesela burada. Tabii büyütmek için daha çok kişiye hitap etmek gibi, öyle değil mi? Tabii ki de. O elimizden geleni yapacağız onun için. Peki son olarak da sizleri destekleyen, buraya gelen müşterilerinize, izleyicilerimize son sözleriniz nelerdir? Dikkatli kullansınlar. Motor iki teker, tehlikeli derler. Herhangi problem olduğunda da buraya başvuruyorsunuz. Baş üstüne her zaman arayabilirler. Gelsinler, kapılarınız gelsin. Açık, hiçbir şey her olmasa zaman. Bile çay kahve içmeye gelsinler. Tabii ki de canım, yemeğimizi yerler, çayımız kahvemizi içerler. Çok güzel kokoreçleri var. Biz buradan bunları belirtelim izleyicilerimize de. Evet değerli izleyenlerimiz, Motor Center'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir sonraki firmaya kadar hoşçakalın.